Merhaba arkadaşlar. Müzik seçilmiş belli frekanslardaki ses dalgalarından oluşur. Özellikle müziğin yapı taşı bir ses dalgasının nasıl oluştuğunu görelim. Ses dalgası adı üstünde bir dalgadır ve dalgalar belli frekanslarda titreşimli oluşur. Duyacağınız ses gitarda la minör akor sesidir. Frekans ise birim zamandaki titreşim sayısıdır. Örneğin belli bir voltajla uyarılan bir hoparlör böyle titreşimler üretir. Hoparlörün sargı bobinine verilen akım mıknatısın manyetik alanı içinde bir kuvvet oluşturur ve bu kuvvet gördüğünüz serbest mili ileri doğru iter. Bu akım darbeli yani belli frekansta yön değişimli ve kesikli olduğunda mil bir ileri bir geri titreşir ve diyafram dediğimiz bu kısma da yaklaşık aynı frekansta titreştirir. Bunu günümüzde elektronik devreler ve istediğimiz frekansta kare dalga üretebilen mikro işlemcilerle sağlayabiliriz. Titreşen diyafram hava moleküllerine çarparak onlara da aynı titreşimi yani enerjiyi aktarır. Hava molekülleri çok az da olsa yer değiştirirler ama sürekli olarak aldıkları enerjiyi komşu moleküllere aktardıklarından asıl yer değiştiren enerjidir. Yani ses dalgası titreşim olarak belli bir hızda ilerler. İnsan kulağına kadar ulaşan titreşimler kulak zarını titreştirir ve bu basınç değişimleri duyma sistemimizde elektriksel impulslara çevrilir. Beynimiz bu impulsları ses olarak algılamamızı sağlar. Bu süreçte hep matematik devrededir. İnsanın ses üretip konuşabilmesinde de benzer süreç vardır. Gırtlağımızda zar görünümünde 2 adet ses teli bulunur. Bu teller ciğerimizden gelen hava ile titreşirler. Titreşen ses telleri ağız boşluğundaki havaya çarparak tıpkı hoparlörün diyaframı gibi bir ses dalgası oluşturur. Bu üretilen ham sestir. Frekansı ses tellerimizin uzunluğu ile ters orantılıdır. Erkeklerde ses telleri daha uzun olduğundan bu titreşim frekansı 100-150 Hz civarında. Kadınların ses telleri biraz daha kısa 200-250 Hz. Çocukların ses telleri ise çok daha kısa olduğundan titreşim frekansı 400 Hz civarındadır. Ham ses cinsiyet ve titreşim durumuna göre hemen herkeste aynıdır. Yani 100 Hz sesi olan bir arkadaşımızın ham sesiyle yine 100 Hz ses üretebilen bir başkasının ham sesini kolay kolay ayırt edemeyiz. Fakat ham seslerin frekansı aynı olsa bile sesin kişiye özel tonunu belirleyen boğaz, burun boşluklarından geçen bu titreşimler ağız içi, diş yapısı, dil, damak, dudak ve bunun gibi kişiden kişiye göre değişen fiziksel özellikler sayesinde kişiye özgün konuşma diline dönüşür. Bu yüzden boğaz, burun, dudak, dil, diş ve bunun gibi kullanmadan çıkardığımız sesler de ses telinin uzunluğuna bağlı olarak aşağı yukarı ham sesle aynı olur. Yüzünü görmediğimiz ve A veya E, I, İ diye bağıran insanları tanıyor olsanız bile kimin sesini olduğunu ayırt etmeniz zordur. Çünkü bazı sesli harfler neredeyse ham sestir. Sesin bir dalga olduğunu ve üretim mekanizmasını kısaca öğrendiğimize göre müziğin matematik ilişkisinden bahsedebiliriz. Eski Yunan'da Pisagor okulunda müzik konusu aritmetik, geometri ve astronominin yanında matematiğin dördüncü bir dalı olarak ele alınmıştır. Pisagor, titreşen bir telin değişik boyları ile farklı frekanslarda tonlar elde edilebileceğini göstermiş ve günümüz müzik sisteminin temelini oluşturan sistemi keşfetmiştir. Pisagor, iki ucu sabitlenmiş 12 birim uzunlukta bir telin serbest olarak çıkardığı ses ile teli yarı uzunluğuna indirdiğinde çıkardığı seslerin birbiriyle kök olarak benzer ama birinin daha kalın, diğerinin daha ince yani daha tiz hali olduğunu gördü. Böylece müzikte oktav kavramı ortaya çıkmış oldu. 12 birim uzunluğundaki telin 1 bölü 2'si olan 6 birimlik telin titreşimiyle çıkan ses, 12 birim telin titreşiminde çıkan sesin 1 oktav alt sesi yani tizidir. Örneğin gitarda herhangi bir tele boşta vurduğumuzda çıkan ses ile 12. perdeye yani telin tam ortasına basılınca çıkan ses birbirinden 1 oktav kadar farklıdır. Pisagor ayrıca telin 8 ve 9 birimlik uzunluklarının oranıyla 12 birim telin 8 bölü 9 uzunluğunda bir başka tam tonunun varlığını bulmuş ve telin bu oranın katlarıyla orantılı olarak her kısalmasında yeni bir ton elde etmiş. Yani sırasıyla telin tam uzunluğu olan 1 ile Do, 8 bölü 9 katı uzunluğu ile Re, 64 bölü 81 katıyla Mi,
3 bölü 4 katıyla fa, 2 bölü 3 katıyla sol, 16 bölü 27 katıyla da la, 128 bölü 243 katıyla si ve son olarak 1 bölü 2 katıyla yine do notasına, yani kök notanın bir alt oktavına yaklaşık olarak ulaşmıştır. Bir zaman sonra Pisagor'un bulduğu bu yöntem değerler düzenlenip bir tam ton aralığı 2 eşit parçaya ve 7 notadan oluşan 1 oktavlık aralık da 12 eşit yarım tonluk aralığa bölünerek daha hassas olarak sistemleştirildi. 7 oktavlık bir piyanoda bu notalar gördüğünüz şekilde dizilirler. Pisagor'un müzikle matematik arasında kurduğu bu ilişki müziğin işleyiş sistemi hakkındadır. Müziğin matematikle ilişkisini tıpkı bir bilgisayarın yapısal olarak donanım sistemi ve işletim sistemi gibi iki bölüm olarak düşünebiliriz. Nota, oktav, ses aralığı, ritim, ölçü, ton, perde, şiddet, akor, arpej, beşli, dörtlü, anahtar gibi kavramlar müziğin işletim sistemiyle ilgili matematiğini içerir. Müziği yapısal olarak ise bütün periyodik fonksiyonlarda olduğu gibi ses dalgalarında sinüs fonksiyonları ve onların belli frekanslardaki toplamları ve harmonikleri olarak ele alabiliriz. Gördüğünüz gibi temsil edilen bir sinüs fonksiyonunda burada A sesin şiddeti yani genliği, F frekansı, T de zamandır. Bu size Fourier seri ve dönüşümlerini hatırlatmıştır. Örneğin 440 Hz frekansta titreşen La sesine biraz daha yakından bakarsak bunun kendini 1 saniyede 440 kez tekrar eden yani frekansı 440 olan bir sinüs fonksiyonu olduğunu görebiliriz. Gördüğünüz saf bir sinüs fonksiyonudur. Aynı şekilde Mi sesi de yine 659 Hz ile titreşen bir saf sinüs dalgasıdır. Bu tabloda seslerin oktav durumuna göre frekanslarını görüyorsunuz. Fakat notalar, enstrümanlarda böyle saf sinüs dalgaları şeklinde değildirler. En azından biz öyle duymayız. Onlara başka frekanslar da karışır. Buna müzikte harmonik denir. Örneğin safla böyleyken bir gitardan çıkan harmonikli la böyledir. Harmonikli mi ve do da yine saf dalgadan farklıdır. Şükür ki bu harmonikliği duyabiliyoruz. Çünkü saf dalgalar birçoğumuzda monoton ve sinir bozucu gelmiştir. Ama harmonikli dalgalar çok daha hoşa gider. Aslında harmoniklik elektrikli cihazlarda ve elektrik iletim hatlarında saflığı bozan, istenmeyen şey gibi görünse de müziğin doğallığını ve hoşa gitmesini sağlayan özellikler de taşırlar. Çünkü harmoniklere sebep olan etkenlerin içinde müzik aletinin yapıldığı gövde, tel gibi malzemeler, kulağımızın fiziki durumu, hatta ortamın nemi, gürültüsü, manyetik ve elektrik alanı ve bunun gibi pek çok sayısız etken vardır. Notaları en az 3 tanesini aynı anda çalarak sesleri, akor dediğimiz daha hoşa giden ve duyguları etkileyen bir şekilde dönüştürebiliriz. Sonra bu akorları belli ritimler eşliğinde kullanarak şarkılar besteleyebilir, söyleyebiliriz. Örneğin la, do ve mi notalarına aynı anda çalarak la minör dediğimiz akoru çalmış oluruz. Burada do notasının diyezi olursa da bu la majör akor olur. Gördüğünüz gibi bu akorda kök notası la baskın olmasına rağmen harmonik etkiler taşır ve bizi bambaşka yerlere götürür. İnsan sesi de yine sinüs dalgaları ile temsil edebileceğimiz harmonik bir sestir. Örneğin şu anda konuştuklarımı birebir ses dalgası olarak izliyorsunuz. Böyle bir fonksiyonun aslında belli bir genlik ve frekanstaki saf sinüs dalgalarının bir toplamı olduğunu Fourier serileri ve dönüşümlerini işlerken görmüştük. Örneğin burada pa dediğimde bunun harmoniği yine bir patlama şeklinde birebir görebiliriz. Müziği bir matematik konusu olarak inceleyen Pisagor aslında çok haklıydı. Öyle ki müziğin matematiği bu kısa videoda işlenemeyecek kadar geniş. Keşke zamanımız olsa da müziğin matematiğini her yönüyle inceleyebileceğimiz bir video serisi yapabilsek. Örneğin yukarıda söylediğimiz müziğin işletim sisteminin matematiği olan ritim de müzikte notalardan bağımsız çalışan ama müziğin matematiğini doğrudan ilgilendiren geniş bir konudur. Ritim müzikle birlikte hayatın her alanındadır. Çünkü yaşamın kendisi bir ritimdir. Kalbimizin atışı, nefes alışımız, işe geliş gidişlerimiz, konuşmamız, şarkı söyleyişimiz, yaşam tarzımız,
şiir, resim, kısaca aklımıza gelecek her alanda bir ritim vardır. Müzikal anlamda da ritim vazgeçilmezdir. Bir notanın, armoninin veya akorun çalma ve tekrarlanma sürelerini, eslerini, vurgusunu içerir. Aynı ritim üzerine sınırsız sayıda şarkılar yapabiliriz. Aslında bu iyi bir şey de değildir. Çünkü ülkemizin pop müziği bunu sık sık kullanıyor. Öyle ki ömrü boyunca sadece tek bir ritim ve aynı sound üzerine söz yazıp şarkılar yapan ve buna rağmen el üstünde tutulan şarkıcılarımız var. Oysa şarkılar müzik olarak hep aynı ve sadece sözleri değiştirilmiş o kadar. Ama insanlar alıştıkları için bekledikleri nota ve sound çaldığında hoşlarına gidiyor. İşte burada müziğin bir kötü yönü ortaya çıkıyor. Çünkü aynı sesler tıpkı anne yemeği gibi alışkanlık yapıyor. Dünyanın en kötü yemeği bile olsa beynimiz o tada alıştığı için anne yemeği herkes için en güzel yemektir. Oysa gerçekte bütün annelerin güzel yemek yapmak gibi bir yeteneği yok. İyi bir müzik kulağı olan biri için ülkemizde yapılan birçok şarkının yavan, tatsız, tuzsuz yemekten farkı yoktur. Beynimizi bu kısır döngü ve tembellikten kurtarmanın yolu başlarda hiç hoşumuza gitmese de yeni ritimler ve soundlar dinlemektir. Örneğin tek bir senfoni içinde yüzlerce belki binlerce pop şarkısını barındırır. Bu sebeple klasik müzik seven biri için tek bir şarkı çok monotondur. Ritmin matematiği de insanların coğrafik, psikolojik, antropolojik, dilsel, kültür ve sosyal yaşam tarzlarıyla doğrudan orantılıdır. Özellikle vurmalı çalgılarla müzik yapmanın temeli ritimdir. Çünkü notanın veya akorun hangi uzunlukta ve düzenli aralıklarla çalınacağını belirler. Örneğin gitarda 4/4'lük ölçüde her nota veya akor her birim zamanda 4 vuruşla çalınır. Örneğin 1-1-1-1 1-1-1-1 şeklindeki 4 tam vuruş 4/4'lük ritim ölçüsü içindedir. Bu tam vuruşlar da 2'ye bölünerek 4'lük ritim 8/8 şeklinde de çalınabilir. Bu da aslında özünde 4/4'lük ritimdir. Sadece vuruş sayısı 2 kat artmıştır. Ritmi daha vurgulamak için vuruşların bazıları es yani sessiz geçilebilir. Örneğin bu ritmi la minör akorla çalarsak gördüğünüz gibidir. Burada da 1-2-1-2-1-2-1-2 şeklinde 8 vuruş vardır. Fakat bazı vuruşların sesi es yani sessiz geçirmiştir. Böylece farklı bir ritim vurgusu elde edilmiştir. Bakın farklı ritim değil. Ritim vurgusu dediğime dikkat edin. Çünkü ritim yine aynıdır. Sadece bazı vuruşların sesini duymadık o kadar. Burada aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı olmak üzere 8 vuruş vardır. Ama bazı vuruşların sesini yine kendi süresi içinde vurmuyoruz ve duymuyoruz. Örneğin aksak ritimlerden Karadeniz ritmi dediğimiz 7/8'lik ritimde 1-2-1-2-1-2-3, 1-2-1-2-1-2-3, 1-2-1-2-1-2-3 şeklinde 7 adet 1/8 ölçeğinde vuruş vardır. Yani her vuruş tam ölçeğin 8'de 1'i kadar. Veya bunun tersi de aynıdır. 1-2-3-1-2-1-2, 1-2-3-1-2-1-2. Roman ritmi dediğimiz 9/8 ritiminde de 1-2-1-2-1-2-1-2-3, 1-2-1-2-1-2-1-2-3, 1-2-1-2-1-2-1-2-3 şeklinde 9 adet 1/8 ölçekli vuruş vardır. Hayatın içinden kavramlar olan ritim ve müzik birbirlerine matematiksel bir bağla bağlanmıştır. Örneğin bu testere sesi aslında bir sarkaç hareketine ne kadar çok benziyor değil mi? Burada da bir ritim var. Acaba bu ritim üzerine söz yazabilir miyiz? Belki de yazarız. Tesadüfe bakın ki böyle gördüğünüz gibi yazmışlar ve güzel bir şey olmuş. Hatta bir ping pong topunun ritmini de işin içine katarsak belki ortaya daha güzel bir eser çıkabilir. Telif yememek için örneğimizi kısa kesiyorum. Neyse ki şarkı yurt dışı kaynaklı olduğu için 15 saniyeye kadar hakkımız olduğunu sanıyorum. Eğer yoksa da bunu ancak videoyu yayınlayınca göreceğiz.
Tabii ki matematiğin müzikle ilgisi bu kadar değil. Saatlerce video yapsak yine de konuyu tam olarak işleyemeyiz. Burada müzik dışında bir iki şeyden daha bahsetmek istiyorum. Matematiği bilmeden plastik sanat yapmak da zor. Hatta neredeyse imkansızdır. Yaparsanız komik durumlara düşersiniz. Ya da Oscar falan da alabilirsiniz. Örneğin bu ünlü film 3 dalda akademi ödülünü yani Oscar almış. Keşke akademi ödülü jürisi biraz matematik ve fizik veya en azından kütle çekim bilseydi, yaralı bir insanın ortalama 300 kilogram gelen atın onlarca kilo gelen iç organlarını kucaklayıp büyük bir çaba ve itinayla 1 metre yükseklikteki kenara koymasını değil, gerçek hayata daha uygun olan bir sahne çekerlerdi. Yani yaralı olsun veya olmasın her insanın normal olarak yapacağı şeyi. At zaten yerden yüksekte, yer çekiminden faydalanıp organları sadece biraz öne doğru çekip bırakması yeterdi. Böyle basit bir yolu varken hiç kimse, hele de yaralı biri, 50 kiloluk bir yükü nakliyeci gibi kaldırıp kenara koymak istemez. Yaparsa gerçekçi değil, sadece bir şov olur. Bence filmde doğal olmayan bu sahnenin olması bile Oscar'ı bozar. Ama film 3 dalda birden Oscar almış. DiCaprio'ya diyecek bir şey yok. İyi oynamış ve yönetmen ne derse onu yapmış. Ama bu doğal olmayan sahnelere en iyi görüntü yönetmeni, en iyi yönetmen ödülü veren jüri de iyi oynamış. Çevremizde buna benzer, matematik bilmeden sanat yapmaya çalışılmış binlerce örnek var. Son olarak çok bilinen bir şiirden örnek vererek videoyu bitirmek istiyorum. Sanıyorum Her Şey Sende Gizli adlı şiiri birçoğumuz biliriz. Hatta şiiri hep Can Yücel'in yazdığı söylenir. Ama muhtemelen şiirin yazarı bilinmiyor. Çünkü ben de yazarın kim olduğunu bulamadım. Dikkat ederseniz şiir hep insanın olaylar karşısındaki etkinliği ve aktifliği üzerinedir. Adı bile her şeyin kişinin kendisine bağlı olduğunu ima eder. Oysa şiir daha ilk dizeden kendi adına ihanet edip yeryüzüne bu etkinliği vererek tutarsızlığa düşer. Benzer mısralardan bir iki tane de şiirin içinde de var. Şiirin ruhuna uymayan tutarsız kısımları kırmızı olarak işaretledim. Oysa birazcık matematik fizik bilgisiyle şiirin en baştaki tutarsızlığı çözülebilirdi ve şiirin anlamı daha da pekiştirilebilirdi. Çünkü yerin seni çektiği kadar ağırsın demekle şiirdeki insana bağlı olan etkinlik insandan alınıp yere, yani dünyaya verilerek şiir daha en baştan yazılış amacıyla çelişkiye düşmüş olur. Eğer şairimiz kütle çekimin aslında tek taraflı değil, iki kütlenin karşılıklı olarak birbirine uyguladığı kuvvet olduğunu bilseydi, bu mısrayı yerin çektiği demek yerine yeri çektiğin kadar ağırsın diyerek etkinliği yine insana verir, tutarlılığı bozmazdı. Yani buradaki ne harfini alır buraya koyar ve mısrayı edilgen yapan seniyi de kaldırırdı. Çünkü aslında dünyanın bizi çektiği kuvvet kadar biz de dünyayı çekeriz. Dünya bizi ağırlığımıza eşit bir kuvvetle çekerken biz de dünyayı ağırlığımıza eşit bir kuvvetle çekeriz. Ama dünya için bu çekim kuvveti çok çok küçük olduğu için etkisi de yok denecek kadar küçüktür. Yani biz aslında yeri çektiğimiz kadar da ağırız. Bu mısrayı bu şekilde yazdığımızda şiirin en baştaki bu tutarsızlık da ortadan kalkmış olur. Son olarak şükür ki matematik var ve hayatın her alanında daha az çelişkili şeyler üretmemizi sağlıyor. Her zaman dediğimiz gibi matematik evrenin dilidir. Bu dile aykırı olan her şey doğallığı bozan suni üretimler olarak kendini gösterir.